Arabada konuşan adam. Arabada konuşan adam serisine devam. Bir açıklama yapmam gerekiyor. Başlıktan da anladınız zaten. Bir açıklama yapmak zorundayım artık. Çünkü orada burada çok laf dönüyor. Arkadaş, insanlar konuşuyor. Dilin kemiği yok. Ne yazık ki. Çok laflar dönüyor. Benim de videolarımın altına hep insanlar bir merak içerisinde. Normalde hatta bir takipçimiz geçiyor, şu an selam verdim. Normalde cevap vermemem gerekiyordu. Vermeyecektim de. Muhatap dahi olmayacaktım ama vereceğim artık. Çünkü ben cevap vermedikçe, hani bir laf vardır ya, çamur at izi kalır. Bunlar çamur atıyor. Bakıyorum bazı yerlerde izi de kalıyor yani çamurun. İnsanlar öyle algılıyor. O yüzden iz bırakmayı sevmem. Bu konu hakkında konuşacağım arkadaşlar. Honda Civic videosu neden kalktı? İlk önce olayın en başına gidelim. Olayın en başı ne? Honda Civic FC5, Honda Civic mağdurları grubu var Facebook'ta. Grup kurucusu Müslüm abi, işte Yasin abi, bu grup kurucusu abiler benle irtibata geçtiler. 7 aylık, 8 aylık bir grup. 7 ay, 8 aydır bu işin peşinde olan bir grup. 7-8 aydır videolar yapıyorlar. Videolar işte belli yerlere gitmiyor, ulaşılmıyor. İşte yerel medya falan video yapıyor, sonra yayınlayamıyor. İşte İhlas Haber Ajansı falan filan yayınlayamıyor. Belli bir yere ulaşmıyor videolar yani. Ve bana ulaştılar Instagram aracılığıyla, DM'den yazdılar. Ben de bir şekilde fark ettim, gördüm. Cevap verdim. İşte böyle böyle bir videoyu çeker misiniz falan dediler. Okey, çekerim dedim. Normalde benim yerimde olan, otomobil videoları çeken ve her zaman Honda ile ilişkilerini iyi tutmak isteyen birisi bu tarz bir videoyu asla kabul etmez. Bana ilk etapta söylenilen neydi biliyor musunuz? Bizi muhatap dahi almıyorlar. Kullanıcı hatası, top değmiştir, o olmuştur, bu olmuştur deyip incelemeyi bırakın, bizi muhatap almıyorlar dediler. Kendileri de burada, ben yalan konuşmuyorum, kendilerine de gidin sorun, grupları da orada. Ben de ilk amacımız bir yani şey yapmak, kendimizi fark ettirmek. Bakın bizim araçlarımız sorunlu, biz buradayız dedirtmekti. Güzel bir video çektik, buluştuk. Pazar günüydü. Pazar günü ailemle birlikte geçireceğim günü heba ettim. Hatta oradaki arkadaşlar da gördü. Ailem arabada bekliyordu. Alışverişe gidecektim. Ben video için onlarla birlikte oldum. Bunlar önemli şeyler değil. Ben oraya giderken benim tek amacım vardı. Bir zulme çare olamıyorsan o zulmü duyuracaksın. Hazreti Ali Efendimizin lafı. Bununla hareket ettim ben yani. Primle değil. Bununla hareket ettim yani. Ve gittim oraya. Güzelce bir videomuzu çektik, ettik. Hatta kendileri şu an burada yok ama Allah'ları var. Onlara da sorabilirsiniz. Bana para teklifinde de bulundular. Yani bize böyle bir emek harcadın, video çektin, kanalda yayınlayacaksın. Yani sağ olsunlar, para teklifinde de bulundular. Normalde birçok kişi o parayı alırdı, cebine de koyardı. Ama ben hayır, para için yapmıyorum ben bu işi. Paraya gerek yok dedim. Gidip tekrar bunu da sorabilirsiniz yani. Bir kuruş beklentisi olmadan bu işi yaptık. O adamların da beklentisi yok. Bunu da biliyorum. Bir kuruş beklentisi yok. Her neyse. Gelelim olayın devamına. Olayın devamı nasıl ilerledi? Video bir haftada 400 bin izlendi. Dikkat edin. Benden sonra atılan videolara da gidin bakın. Bir haftada 400 bin izlendi. Honda Türkiye bir şekilde bir aracı vasıtasıyla, aracının ismini vermeyeceğim şimdi ama çok iyi konumdaki bir aracıyla bana ulaştı. İşte o aracı gitti. İşte Honda Türkiye'de herkes seni konuşuyor. Bu video böyle filan. Bana ulaştılar. Ben de bu ulaşma durumunu Müslüm Bey'e, Honda FC5 grubu mağdurları Müslüm Bey'e ilettim. Yasin abiye ilettim. Kendileri lütfen rica ediyorum videonun altına yorum yazsınlar. Ben de bunu ilettim. Ve dedim ki böyle böyle bana ulaştılar. Ama benle konuştuklarında ben dedim ki bakın bu adamları fark edin. Bu adamların numarası bu. İsimleri bu. Bu adamlara ulaşın dedim. Numaralarını verdim. İsimlerini verdim. Bu adamlara ulaşın dedim. Tamam dedi onlar da. Biz o adamlara ulaşacağız. Senin videondan sonra, bakın benim videomdan sonra zaten biz bir araştırma ekibi kurduk. Bu konu araştırılıyor. Ortada bir sorun var. Bu kabullenildi. Ve bu konu araştırılıyor ve biz kullanıcılarımızı mağdur etmeden, bakın bu ne demektir? Benim aklımda ne çelişti hemen? Büyük ihtimal arabaları geri çağıracaklar. Daha önce bazı markalar da yaptı bunu. Ya yeni araç verilecek ya aradaki fark ve bir şeyler yapılacak yani. Kullanıcılar mağdur edilmeyecek. Bu sorun çözülecek dedi. Araştırılıyor.
sorun neredeyse çözülecek. Ama araştırma komisyonu falan kuruldu. Bu soru bilirkişiler tarafından çözülecek denildi. Videonun yayında olmasının hiçbir anlamı yok. Biz farkına vardık. Madem sizin amacınız buydu, biz farkındayız olayın. Bu olay çözülecek. Kaç tane öyle sorunlara sayısı adedi çıkartılacak, edilecek. Bu sorun çözülecek diye ben adamlardan bilgi aldım. Bunu aynen Müslüm abiye ilettim. Bu FC5 mağdurları grubunun kurucusu ve aracı en yamuk olan adam. Müslüm abime ilettim. Onunla da dedim ki abi böyle böyle araştırılan bir olay. Gerekirse Honda'nın beni mahkemeye verme şansı bile var. Bakın vereceğiz demediler. Ama mahkemeye de verebilirlerdi. Çünkü ortada araştırılan bir olay var. Resmi olarak araştırılan bir olay var. Biz bu olayı sorun gibi belirtiyoruz. Ve ondan ziyade arkadaşlar orada işte spoilerlı mı spoilerlı araçlar var. Bir markayı karalama falan bir şekilde adamlar mahkemeye verebilirdi. Ben bu videoyu kaldırmak istiyorum dedim Müslüm abiye. Bizim amacımız videoyu çekerken sesinizi duyurmaktı. Duyurdum abi. Sizle muhatap olacaklar. Bunun da sözünü aldım. Ki şimdi resim koyacağım sağa sola. Grup kurucusu Müslüm abi arandı telefonumdan. Davet edildi Honda Türkiye'ye Şekerpınar fabrikasına. Fabrikada masaya oturdular. Grup kurucularıyla birlikte Yasin abi, işte Müslüm abi, Japon Otomobilciler Derneği Başkanı arkadaşımız. Hepsi oturdular. Bu sorun hakkında konuştular. Gün bile aldılar. Detayları Müslüm abiyle FC5 mağdurları grubunda konuşursunuz. Bu sorun çözüldü. Buraya kadar olay tamam mı? Biz videoyu çektiğimiz insanların onayını aldıktan sonra yayından çektik. Okey. Video yayından çekildi. Ben sözümü tuttum. Muhatap ettim. Bir masaya oturdular. Ve şu anda konu hala araştırılıyor. Ve gerekirse sizden arkadaşların araçları alınacak. Misafir edilecek. Honda Türkiye fabrikasında. O araçlara şu işlem uygulanacak. İnceleme. İnceleyecekler o araçları. O araçları da inceleyecekler yani. Bu sorun bir nevi çözüldü gibi bir şey. Son noktaları oynanıyor. Çözüldü yani her şey. Şimdi benim canımı sıkan ne? Benim canımı sıkan ne? Benden sonra video yapanlar oldu. Benden sonra video yapanlar arasında bir tane arkadaşımız, abimiz daha doğrusu, benden büyük. Ben her zaman saygıda kusur etmeyi sevmem. Benden büyük bir abimiz bir sponsor eşliğinde video yapıyor. Ve orada burada söylediği laf bu Müslüm abinin de kulağına gitmiş. Müslüm abi de bu olaydan çok şikayetçi. İşte ben duyurdum, ben şey yaptım. Yahu kardeşim sen daha videoyu atmadan Honda Türkiye zaten açıklama yaptı. Bu bir. İkincisi sen belli bir sponsor, videoyu izleyenler kimi kastettiğimi anlayacaktı. Ben yine isim vermiyorum. Belli bir sponsoru almışsın yanına, sponsorla birlikte bir video çekmişsin. Tek başına çeksene hadi o videoyu. Çekemezsin. Ve videonun da altında işte Aziz Kancar da videoyu çekti ama video kaldırıldı falan yazanlara biz korkutulmayız, korkacak biri varsa onda Türkiye'dir falan filan yazıyorsun. Hadi yanındaki o sponsoru çıkar da videodan. Öyle çek de görelim. Sen sponsora video çekiyorsun resmen. Kaç para alındı acaba bu videodan? Hani Aziz videoyu kaldırınca ne kadar para aldın Aziz diye millet yazıyor ya. Ona da yazın abi, ne kadar sponsordan para aldın da bu videoyu çekiyorsun, adamın kanalını tanıtıyorsun. Adamın bildiğin alttan üstten her yerden reklamı dönüyor. Yazık, yapmayın bunu. Siz videoyu çekmeden önce Honda Türkiye açıklama yaptı zaten. İnternet sitelerine girin bakın, açıklama yaptı. Bu bir. Siz açıklama yaptırtmadınız yani. Sağ olsun bizim lafımızla açıklama yapıldı. Bu bir. İkincisi biz irtibat numaralarını verdik. İletişime geçildi, konuşuldu, bir masaya oturuldu, bu olay çözüldü. Yani bu olay bitti, bitti gibi bir şey bir nevi. Yani demem o ki prim olmaz, yapmayın prim. İkinci olarak yine Noyan abi video çekmiş. Noyan abiyi tanırım, arada bir iki konuşmamız da oldu. Yine benden büyüktür, yine her zaman saygı duyarım. Bir eleştirim yok. Noyan abiye de dedim ki yani ciddi yaptırımlar uygulayabilir Honda sana bu videodan. Çünkü yapmaması gereken bir video. Neden yapmaması gerekiyor? Çünkü bu olay çözüldü artık yani. Bizzat çözüldü yani bu olay. Ama biliyorum Noyan abiye de çok ısrar ettiler Ankara'daki Honda kullanıcıları falan. Çok ısrar etti videoyu çekmesi konusunda. Noyan abi de çekti bir şekilde videoyu.
O konuda hiçbir problemim yok. Kendisiyle şahsi ya da diğer türlü hiçbir problemim yok. Onun da altına yorum yazan arkadaşlar varmış. İşte onlara da Noyan abi o video artık yok, bu video var falan gibisinden yazılmış. Hiç sıkıntı değil. Bana bunları da takipçiler sürekli Instagram'dan ekran resmini alıp atıyorlar işte. Abi senin konu konuşuluyor, Aziz senin konu konuşuluyor falan filan gibisinden. Bir de şu konudan rahatsızım. Aziz ne kadar para aldığında Honda Civic videosunu kaldırdın. Honda Civic videosu neden kaldırıldı? İşte geçen akaryakıta tepki videosu yaptım. Bu da Honda Civic videosu gibi kaldırılacak mı gibi. Kendini akıllı zanneden laf sokan insanlar var. Ben onlarda şu kadar beyin görmüyorum. Tamam mı? Hiçbir, ben sadece onları Allah'a havale ediyorum. İftira atıyorlar. Bilmeden, olayın iç yüzünü neyini bilmeden iftira atıyorlar. Ama ben hiçbir zaman çamur lekesiyle yaşamam. O lekeyi siler atarım. Bu videoyu da gerçekten sinirliyim şu an çekerken. Birkaç çünkü yorumu yine gördüm. Yani beni sinirlendiren durumlar, ben fevri bir adamımdır. Beni sinirlendiren durumlar. O yüzden bu videoyu yapmak zorunda kaldım. Ama beni kimse başkalarıyla kıyaslamasın. Benim gözüm karadır. Ben yaparım yani videoyu, hiç sorun değil. O yüzden olay bu. Yani olay bu. Başta Müslüm abi, Yasin abinin kurduğu grubun emeği çok büyüktü. 7 aylık, 8 aydır bu olayla uğraşıyorlar. Ve sonra onlar da kabulleniyor zaten, Müslüm abi de, Yasin abi de. Ya hatta Yasin abiyle Müslüm abi telefonda da konuştuk. Allah senden razı olsun diyor hepsi. Allah onlardan da razı olsun. Haklı davalarında ben onların sonuna kadar arkasındayım. Bunu onlara da söyledim zaten. Haklılar bu davada, kazanacaklardı, kazandılar da, iyi şeyler de olacak bu saatten sonra. Kaldırma amacımız bu. Lütfen ama lütfen kimse arkamızdan konuşmasın. Lütfen ama lütfen orada burada adımızın üzerinden prim yapmayın. Olmaz o işler öyle. O işler böyle olunur. Doğrudur. Otomobil sektöründe belki birçok otomobil kanalından yeniyiz. Ya da otomobil dergi editörlerinden falan yeniyiz. Ama bu sektörde artık sesi duyulan, ayağı yere sağlam basan, lafına itimat edilen, lafıyla hareket edilebilecek bir konuma geldik. Siz de bunun farkına varın. Bizi küçümsemeyin fazla. Rakamlar ortada, her şey ortada. Sevenlerimiz ortada, izleyenlerimiz ortada. Her şey ortada yani. Bunu söylüyorum. Ben sevenlerimi çok seviyorum. Bu açıklamayı da onlar için yaptım. Lütfen, lütfen olayı farklı yerlere çekmeyin. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Dediğim gibi böyle ya, çok söyleyeceğim şeyler var. Yani sinirliyim bu konuda. Söyleyeceğim çok şey var ama geveliyorum işte. Söylemek istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.